Fransa'nın başkenti Paris'te çok büyük bir katliam yapıldı. 7 ayrı yerde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırganlar otomatik silahlarla herkesi taradı. Canlı bombalar patladı. 127 ölü, 99'u ağır, 250 yaralı var. Katliamın faillerine gelince IŞİD üstlendi. İlk patlama yerel saatle 21.15'te yapıldı. Fransa ile Almanya arasında yapılan hazırlık maçının oynandığı stat yakınlarında oldu. Ardından stat civarında iki patlama daha oldu. Maça gelen taraftarlar statta tutuldu. Stat girişinde gerçekleşen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Paris'in 10 ve 11. bölgelerine ise silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Ve Bataclan konser salonunda rehine krizi sonrası yapıldı saldırı. En çok kayıp burada verildi. Salondaki 100 kişi hayatını kaybetti. Kara bilançoya gelince toplamda 123 kişi hayatını kaybetti. 99'u ağır, 250 yaralı var. Saldırganlardan 8'i öldürüldü. Fransa tüm sınır kapılarını kapattı ve tüm Fransa'da olağanüstü hal ilan edildi. Zorunlu haller haricinde vatandaşların sokağa çıkmaması istendi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris saldırılarının sorumlusunun terör örgütü IŞİD olduğunu açıkladı. Paris saldırılarının plan ve organizasyonunun ülke dışında yapıldığını söyleyen Hollande, eyleme Fransa içinden yardım edildiğini belirtti. Ayrıca Fransa'da katliam nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı saldırıları savaş nedeni olarak tanımladı. Hollande'ın açıklamasında olduğu gibi IŞİD'de yaptığı açıklamayla saldırıları üstlendi. Örgüt, saldırıların Fransa'nın politikalarını sürdürdüğü sürece en büyük hedef olmaya devam edeceğini kanıtlamak için tasarlandığını belirtti. IŞİD saldırıları peygambere hakarete ve hava saldırılarına yanıt olarak yaptıklarını ifade etti. Öte yandan intihar bombacılarından üçünün kimliği belirlendi. Bombacılardan ikisinin üzerinde Mısır ve Suriye pasaportları bulundu. Üçüncü şüpheli ise Fransız vatandaşı. Alman yetkililerse geçtiğimiz hafta Bavyera eyaletinde tutuklanan bir kişinin Paris saldırısıyla bağlantısı olabileceğini duyurdu. Saldırı, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Fransa'da gerçekleşen en ölümcül saldırı olarak tarihe geçti.